Pirinçli börek. Hamur için 2 çay bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yumurta, 1 çay kaşığı karbonat, aldığı kadar un. İç harcı için 150 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, yarım su bardağı pirinç, karabiber, tuz. Kızartmak için sıvı yağ. Şimdi önce şuna bakalım mı? Tamam, hatta onun üstünü açabiliriz Nursel'cim. Artık yeterli miktarda sanki içim içim pişti gibi. Ha, ben yardımcı olayım zaten. Çok pişmiş gibi. Evet, çok güzel görünüyor. Biraz artık arttırayım mı ısısını? Çok iyi olur. Biraz şöyle 200'e. 170'te artık şunlar gibi kızarsın istiyoruz. Evet, artık üstüne kaldık. Pirinçli böreğin güzel bir hamuru var. Onu yoğuracaksın. Evet. Şimdi önce 2 böyle dolu dolu çay bardağı kadar yoğurt koyacağız içine. Çay bardağı mı vereyim? İstersen çay bardağı. Aa, çok uygun. Tamam. Bir de kaşık böyle tepeleme. Hani ki bol bol olsun diye seviyoruz. Biz hem kalabalık ailelerin çok sevdiği bir şey bu. Aynen. İç harcı da pirinç, kıyma, soğan. Tuz, karabiber. Karabiber de çok güzel lezzet veriyor. Böyle dolu dolu tepeleme. Bu bir. Günün videosu, senin bize başvuru videon oldu. Sabah izlediniz. Günün fotoğrafları da yine Zeynep'cim ve Pınar'cığımın dostluklarını anlatan, hikayelerini anlatan fotoğrafları olsun. Şu anda da görüyorsunuzdur, vermiştir hemen arkadaşlarım. Evet. Hakikaten benim de böyle... İki tane falan çok iyi dediğim dostum vardır. Çok dost başka, çok değerli bir şey. Sahip çıkmak lazım. Öyle. Dostlarınızı ihmal etmemek kesinlikle lazım. Ama geçen öyle bir şey ki dostluk. Mesela bir sene bile görüşme. Aynen, sanki aynı dün görüşmüş gibi devam değil mi? Ediyorsun. Aynen anlıyorsan öyle. Eğer birbirini. Aynen öyle. Evet. Kesinlikle ve hani bulması çok zor. Evet. Kaybetmesi biraz kolaymış, anladım. Son kez konuşmuş olalım. Üzmeyelim seni. Çok ama bence Zeynep'in de çok hoşuna gitmiştir. Evet, böyle anılmak. Evet. Eminim çok çok mutlu olmuştur. Yoğurt, tamam. Sirke. Evet, 2 kaşık kadar da hazır kaşık elimizdeyken buna koyalım istersen. 1, 2. Bu tatı için değil, çıtırlık katması için. Evet. Şimdi un burada aldığı kadar demek zorundayız. Bu arada bir yumurtamızı da kıralım. Yumurtada hamurumuz tutsun diye bunu koyalım. Şimdi ununu koymaya başlayalım. Başka su katmayacaksın. Yok, hayır. Tamam. Yoğurt zaten yeterince ıslaklık veriyor. Yumurtamız var, sirkemiz var. Kıvamına baka baka unumuzu koyacağız. Nursel'cimden bir poşet. Çok teşekkür ederim. Şu anda en çok işime yarayacak şey bu. Benim mutfakta en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Çok seviyorum. Tamam. Şimdi o bir 5 dakika dinlensin. Yeter zaten onunla o kadar. Biz iç harcını yapalım. Tamam. Haşlanmış pirincimiz, soğanımız, kıymamız. Burada bir bardak pirinç var ama çok gelecek. Evet, bu birazcık çok. Bunun bir miktarı kullanacağız. Şimdi önce ben bir soğanı rendeleyeyim. Sadece pirinçli ve soğanlı da yapabilirsiniz. Muhteşem oluyor. Vejetaryenler için söylüyorum. Evet. İnanılmaz lezzetli. Yani pirinç hamura çok muhteşem yakışıyor. Oluyor. Orada azıcık bir kıyma var. Şöyle evet, 150 gram kadar. Evet. Bir soğan. Suyunu herhalde bırakacak mısın soğanı? Suyu aslında kalsa güzel daha olur güzel çünkü pirinç de çekiyor onun suyunu. Sadece böyle tadını bırakıyor, çok güzel oluyor. Evet. Şöyle bir çay bardağı kadar biz koyalım. Orada bir su bardağı haşlamıştık. Evet, yarım su bardağı diyelim evet. Haşlanmadan önce yarım su bardağı. Evet. Bir de tuz ve karabiber alacağım. Buradan ben alırım. Bu tuz. Şeyi çok güzel söylüyorsun zaten, çiğ börekli. Ne Antep böreğinin... Antep'in pirinçli böreğinin karışımı. Antep'te kavurup da koyarlar içini bazen. Of, şu anda Antep'te olmak. Daha havalar çok soğumadı ya. Orayı böyle aslında bir gezmek. Aslında çok güzel bir mevsim. Ekim-Aralık arası. İnanılmaz. Çok güzel.
tarif hem içindeki pirinçten hem yağda kızarmasından dolayı hafiften yaramazlık. Biraz. Bu tarifi. Biraz. Şöyle. Aslında kolay, hani göründüğü kadar zor değil. Hamur açmak deyince hani korkuyor herkes. Bu ya açmak bile evet, elle bile yapabileceğiniz bir şey. Evet. Çok güzel. Karabiber koydun. Koydum. Aslında karabiber de böyle gizli kahramanı birazcık. Bu biraz bol oldu. İlk böyle olsun. Kime denk gelecek bakalım. Bir gün de çiğ börek yapalım kızlar. Kızartmaya başlıyorum tamam. Şekerim. Ben de sonuncuyu yapıyorum zaten. Bu da sonuncumuz. Bunu da keselim. Yalnız gayet güzel kızmış. Evet çok güzel oldu. Tamam. Bu da son. Bence hepsini birden şöyle şey 5 tane falan atmayayım. Evet, al yani... sana mutfak kazansın. Al sana mutfak de, kazası. Hamurun içinde yoğurt olduğu için patlayabiliyor da. Evet. Birazdan mutfak kazalarınla ilgili çok güzel taktikler alacağız. Bir yerimiz yanarsa hemen ne yapmalı? Kesilirse evet. Ne yapmalı? Birazdan evet. Konuşacağız. Bu arada çok çabuk kızarır. Hiç unutmaya gelmez hemen yanar. Çok da iyi kızgınsa evet. İlk çıkan benimdir. Çok severim ilk kızarım. Afiyet olsun. Hakikaten çiğ börekten hallice. Hallice işte. Birazcık göz kırpıyor. Son iki tanemizi de yapalım. Çok çabuk oluyor zaten. Şimdi şuraları bir toparlayalım. İki yemeğimizin de sunumunu yapalım.